Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Keloğlan modelinin yapılışını paylaşacağım sizlere. Alt ipimi yeşil mekiğimle düğümledim ve ucunu hemen yaktım. Şimdi alt ipimi birleştirerek çiçeğimi yapmaya başlıyorum. 1 ve 2. 2 tane ilmek attım. Alt ipimi tekrar birleştiriyorum. 1 2 3 ve 4 tane ilmek attım. Arasını açmadan yaptım arkadaşlar bunu. Şimdi arasını tekrar açıyorum. Orta parmağımı, sol elimin orta parmağını içine geçirerek açmış oluyorum. Şimdi renkli ipimi takacağım. Otuz tane ilmek atacağız arkadaşlar. Evet, 30 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi hafifçe sıktım ve çekiyorum. Evet. Bakın birinci yaprağım tamam oldu. Yeşil mekiğimi alıyorum. 4 tane ilmek atmıştım. Aşağıya tekrar iniyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Şimdi tekrar alt ipimi birleştiriyorum. 4 tane ilmek atıyorum. Arasını açtım. Pembe mekiğimi tekrar elime aldım. Pembe ipimi. Arasında açıklık kalmayacak şekilde boşluk bırakmadan sıktım bakın arkadaşlar. Hemen bu şekilde ikinci ilmeğimi de attım. Aynen 30 tane ilmek buraya da atıyoruz. Otuz tane ilmeğimi attım. Alt ipimi sıktım. Ve çektim. İkincisi de tamam oldu. Tekrar yeşil mekiğimi aldım. Aşağıya iki tane ilmek attım. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. 4 tane ilmek attım. Birinci de olduğu gibi aynı şekilde arasında açıklık kalmayacak şekilde birleştirdim. İkinci ilmeğimi attım. Şimdi 30 tane daha ilmek atacağız. Bu şekilde arkadaşlar
4 tane pembe, 3 tane de beyaz yapacağım. Benim elimdeki modelde, yaptığım modelde 3 tane pembe, 3 tane beyaz vardı. Bazı arkadaşlar bunun 7 tane nasıl yapabiliriz, sığdıramıyoruz diyorlar. Onun için 4 tane pembe, 3 tane de beyaz yapacağız inşallah arkadaşlar. 4 tane oluncaya kadar pembeye devam ediyoruz. Dört tane yaprak yaptık arkadaşlar. Beşinci yaprağımızda yine 4 tane ilmek atarak alt ipimi birleştirdim. Şimdi pembe ipimle sadece 2 tane ilmek atacağım. Sadece burayı birleştirmek için. Birincisini sıktım yine her zamanki gibi. İkinci ilmeğimi de attım. Bu ipimle işim bitti. O yüzden bir sonraki beyaz ipimi takacağım. Ve pembe ipimi koparacağım. Aynı şekilde 30 tane ilmek atıyoruz beyazdan da. Evet, 30 tane ilmeğimi attım, alt ipimi sıktım ve çektim. Pembe ipimizle işimiz kalmadı. Bu yüzden onu da hemen koparacağım. Tekrar yeşil mekiğimi alıyorum. 3 tane de beyaz yapıyorum. Beyazın sonuncusunu çekmeden önce buraya birleştireceğiz. Şimdi 3 tane olana kadar beyaz yapacağız arkadaşlar. Üçüncüsünün İlmeklerini de attım fakat alt ipimi çekmedim arkadaşlar. 2 tanesini yaptım. Üçüncüsünü de yaptım ama alt ipimi çekmedim. Çünkü birinci yaptığım yaprağın yani keloğlanın içinden ipimi geçirerek birleştirmem gerekiyor. O yüzden çekmedim. Şimdi hemen beyaz ipimi büktüm. Birinci keloğlanın içinden hemen ipimi geçirdim. İpim keloğlanın aşağısına gelecek şekilde dibine yani arkadaşlar başlangıç kısmına gelecek şekilde bakın sıktım. Bu şekilde sıktım. Şimdi 2 tane ilmek atacağım. Bir düz bir ters 2 tane ilmek attım. Şimdi alt ipimi çekeceğim. Evet. Hem pembe ile birleşmiş oldu. Hem de 7'ye tamamlanmış oldu. Beyaz ipimde işim bitti. Hemen onu keseceğim.
Hemen ucunu da yaktım. Yeşil mekiğimi aldım, yeşil ipimi aldım. Tekrar aşağıya iniyorum, 2 ilmek atıyorum. Ve bakın şuradaki açıklığı da kapatmak için, şurayı kapatmak için ilk başta yaptığım alt ipimi birleştirme işini yaptım. İpimi çekiyorum. İpimi çektim. Birleşti aşağı kısmı arkadaşlar. Şimdi 7 tane küçük yapraklı keloğlanım oldu. Burada altılıydı arkadaşlar. Dileyen altılı yapabilir, dileyen de yedili yapabilir. Eğer altılı yapacaksak yaprağımızı 6. yaprağı alt ipini çekmeden önce ilk yaptığımız yaprakla birleştirip ondan sonra çekmek sadece yapacağımız iş. Şimdi şu arkasındaki yaprağı yapacağız. 10 tane kadar alt ipimi önce birleştiriyorum arkadaşlar. Önce alt ipimizi birleştiriyoruz. 1 2 Şimdi 2 tane ilmek attım. Yine arasını açmadan 10 tane ilmek atıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane ilmeğimi attım. Şimdi arasını açıyorum. 8 tane, 8-10 tane kadar ilmek atacağım. Tane ilmeğimi attım. Şimdi bir tane pırpır koyacağım. Tekrar sekiz tane ilmek attım. Tekrar bir tane daha pırpır koyuyorum. Tekrar 11 tane ilmek atacağım. Evet, 11 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi de sıktım ve çekiyorum. Bu şekilde yaprağım da tamamlanmış oldu. Şimdi arka kısmından göstereyim. Alt ipime önce 10 tane ilmek atıp daha sonra arasını açıp bu işlemi yaptık. O yüzden ipim yukarıda kaldı. İpimi aşağıya indiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Şimdi işlemimiz bitti. Dilerseniz 3 tane de atabilirsiniz sökülmemesi için. Hemen alt ipimle beraber ipimi kopardım. Ucunu da hemen yaktım. Çiçeğimiz tamam oldu. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.